benim. Şey sormak istiyorum Gülşah. Maria buraya pembe elbisesiyle geldiği gün bir konsept uydurdu. Şu anda senin ondan ne farkın var? Benim konseptim zaten vardı ve ben ona göre giyindim. O yaptığı her şeye, ben yine kıyafetimi evet böyle giyindiğim için pişman oldum ama asla kötü veya çirkin veya kötü bir saç, çirkin bir saç demedim. Ama belli ki inanarak giymedin ve... İnanarak giydim ama buraya gelip arkadaşlarımı gördükten sonra kendimin de kötü olduğunun farkına vardım. Onun yapmış olduğu tek şey, ben buraya bu elbiseyi gördüm, aklıma bu konsept geldi. O zaman çirkin bir şey yapayım, çirkin de bir saç yapayım, çirkin de bir makyaj yapayım. Ben onu yapmadım tamam, en azından. Tamam, bir şekilde konsepti kılıf yapmış. Evet ama yani baktığın zaman yok muydu yanında yedek? En azından herkes hazır olduğunda yayına çıkılmadan önce görebiliyorsun. O an buna okey dedim yani. Niye okey dedim bilmiyorum ama o an buna okey dedim. Rakiplerini görüyorsun en azından. Varsa bir yedeğin. Yedeğin var mı yok mu? Yedeğim var. Var. Ya sadece bir değil bir sürü, hatta herkesin dolabı boş. Benim dolabım dolu sadece. Ben hep burada bırakıyorum kıyafetlerimi. Buna rağmen değiştirmedin ve memnun evet. kaldın kendinden. Maria? Ben oradayken soracaktım. Şu anda sormak istiyorum sana Gülşah. Sen geçen hafta 1000 TL'ye kazanmıştın değil mi? 1000 TL artı haftada bize bir bütçe veriliyor. Hı hı. Onu da kullanıyoruz. Yani hiç mi kendine ayakkabı alamıyorsun? Nasıl yani bu kadar pis bir ayakkabıyla çıkabiliyorsun? Onu çok merak ettim. Hani bunu şortunu sormam, her şeyini geçtim. Bunu sormam beni şu an güldürüyor ve bütün arkadaşlarımız biliyor ki biz daha bütçemizi bugün aldık. Ben başka bir şey söylemiyorum. Daha teşekkür önce de ederim. Verilmişti yani. Teşekkür ederim. Ha, çıkamazsın o ayakkabıyla. Gala için harcamış olabilirim o kıyaf, o parayı belki. Yedeğini giyseydin şey, sen Nazlı. Var diyorsun. Var. Yedeğim var diyor. Ama sonra şimdi bütçeyi almadık diyor. Bu nasıl bir şey anlamadım. Peki tamam. Anladın mı dediğini? Parayla alakası yok ki. Ben kıyafetim yok veya param yok demedim ki. Yapıyorsun? Ben kıyafetim yok ya da param yok demedim kızlar, iyi misiniz? Gülşah tamam. Yani ya, uzatmayacağım. Sadece jürinin tavrından ve yarışmacı arkadaşlarının yorumlarından ve gala gecesinden bütün bunları... Rahatsız oldularsa ben yani, Maria'nın yaptığı saygısızlığı asla yapmam. Hepsinden teker teker özür dilerim böyle geldiğim için. Jüriden zaten özür diledim. Ama Maria'nın tavrı da bende asla olmayacak bir tavır. Bunu da göz önünde bulundurursanız sevinirim. Artı seyirciye saygısızlık. Çünkü gerçekten... Onlardan da özür siz dilerim. Siz bu podyumda yürüyorsunuz. Üzerinizdeki kıyafetleri takip ediyorlar sizi sevenler. Ve buralardan etiketleriniz çıkıyor. Neyi nereden ne kadar aldığınız. Ekran başında kendi evinde elinde çayı, kahvesi ya da ne bileyim çerezi, meyvesi evinde otururken insanlar sizi ancak böyle izleyebilirler. Yani dolayısıyla sen bu podyumda yürüyorsun ve burada sana ayrılan bir süre var. Bence daha çok jüri ve seyirciye saygısızlık diye düşünüyorum. Hatta ve hatta burada adaleti en çok sorgulayan kişi olarak da ben şapkayı önüne koyup biraz düşünmek herkesten lazım. Herkesten özür dilerim yani. Ama onun yaptığı saygısızlığı tehlikedesin, ben hiçbir zaman onun için söylüyorum. Göremedim. Tehlikedesin. Yani galayı düşünürsen tehlikedesin. Son yarışmacımız geliyor. Sevgili izleyiciler, podyumda yürüyecek. Melisa Şahin podyumda. Ben ünlü bir araç firmasının Türkiye distribütörü. Bu sezonun yeni son model araçlarını getirdiler. Hı hı. Onların showroomunda modellik yapacağım. Bugün. Modellik yapacaksın. Hı hı. Arabaların başında evet. Tanıtacaksın. Evet. Peki bu stylingden mi? Hayır. Değil mi? Hayır. Kendin mi? Hı hı. Ayakkabılardan memnun değildin, onu söylemiştin. Hı? Ayakkabılarından memnun değildin galiba az önce. Hayır. Styling olsa ben bu ayakkabılarımdan memnun değilim. Hayır. Bugün için değil miydi o? Hayır, o geçtiğimiz günlerdeki olay. Yani şey,
o konu şu. Hani ben oradan sadece alt üst hayatım, aldım. Hayatım, konuya girmiyorum. Konu Hı-hı. yok. Ben orada otururken lafın arasında evet. söyledin. Bugün memnun değilim ayakkabılarımdan. Yoksa styling olsa istediğim ayakkabıyı getirirdi. Ay, yok, bu ayakkabı da uygun ama asıl hani hedeflediğim ayakkabı evde kaldı. Ha, memnun değilim derken bundan bahsediyorum. Yine unuttum. Yine unuttum. Ne olacak senin bu unutkanlığı? Bu tabii mazeret değil. Sonuçta şu an böyleyim. Buna göre oy alacağım. Aa, orası doğru. Öyle, buna göre tabii puan ki. Alacağım. Sadece siz demin sorumsuzluk dediniz. Bu doğru. Ben şimdiye kadar çok bir şeylerle bu derece yoğun uğraşmadım. Hep arkamdan hayatında çantamı... Hayatında ilk kez. Evet. Sert kaya değil mi? Aynen öyle. Geldi mi? Hatta belli bir, çok ciddi bir yaşa kadar benim ne yiyip ne içeceğimi bile benden önce karar veren bir annem veya babaannem oldu. O yüzden çok zorlanıyorum. Yani bu sürekli eşya unutuyor muhabbeti gerçek. Gerçekten unutuyorum. Ve önünü toplayan, arkanı toplayan, ödevlerini yapan değil mi? Hep ödevlerini yok, yapan. Ödevler hep bendeydi. Bak. O bendeydi. Resim ödevlerini yapan anne. Yok. Çok çizgi film izlemeyi severdim küçükken. Bağırırlar hemen derhal git ödevini yap falan diye. Hmm. Sistematik büyüdüm ama hep benim yerime düşündüler. Uzunca bir süre. O yüzden şimdi böyle şeylerde çok tuhafsıyorum durumu. Tek çocuk musun? Tek çocuk değil mi? Niye güldün? Hı? Niye güldün? Öyle kötü bir şey. Niye kötü? Kötü, kardeş yok. Kardeş yok. Evet. Ama kuzenler olsun, var. Olsun isterdin. Kuzenler var. Ya nasıl bir his olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarım konuşurken falan çok iptal ediyorum. Hani ablam, abim falan bahsediyorlar ya da benim babamlar çok erkek kardeş. Hı hı. Özeniyorum ama yok. Yapacak bir şey de yok. Ama o yüzden prenses gibi büyümüşsün zaten. Çok da prenses değil. Küçükken çok Barbie bebeklerim olmadı. Daha çok... O senin fıtratınla ilgili artık. Yani o belli ki kontrol edememişler. Haylaz bir şey geziyor evin içinde. Yani tamam ne hali varsa aman başına gözüne bir şey gelmesin biz ona bakalım olmuş. Benim yani. Dizlerim zaten yara izi dolu. Çok hiperaktiftim. Hala öylesin. Nereye gidiyorsun? Dediğim gibi showroom'da modellik yapacağım. Ha, pardon. Evet, araba, lüks otomobillerin başında modellik yapacak. Çok katılımcı gördüm bugün sizi. Zeynep. Sizin Nazlı ile hayatınız ne kadar benziyor? Ya prenses gibi büyüdüm falan. Yok, ben prenses gibi büyüdüm demedim. Benim yerime hep başkaları bir şeyleri düşündü dedim. Yani bu tamam, prenseslik... çok benziyor hayatım. Çok enteresan. Çıkıp tekrarlıyorsun burada. Sanki benim her tarafım yara bere içinde dedim. Erkek çocuğu gibi büyüdüm dedim. Ve babaannem tarafından büyütüldüğümü söyledim. Nazlı ile nerem benziyor olabilir? Benim geç gelme Nazlı, bir çocuğum. Bir dakika, bir dakika. Bir aileden geliyorsun falan ya. Bir saniye Zeynep. Nazlı senin hayat hikayeni de mi aldı diyorsun artık? Evet. Yok artık sizde. Yok artık yani bu kadar olmaz ya. Biz böyle düşünüyoruz. Ben Antalya'da yok, çiftlikte büyümüş bir çocuğum. Hani yok artık. Antalya'da çiftlikte sanki büyümüş bir çocuğum. Sanki ben de desem ertesi gün çıkıp aynı şeyleri alakası burada bile söylüyor. Yok. Çok genç bir anne babaya sahibim. Ay yok, bunu konuşmayalım. Hiçbir bunu, alakası yok. Genç bir anne babaya sahibim. Ve ben tek çocukla değilim aslen. Benim bir abim benden önce vefat ediyor. O yüzden bir yüzüm gerildi. Kardeş çok istediğim ama olmadığını söyledim. Dikkat edin. Hani benden sonra mi? Olmadı. Hayır. Ben çok küçükken olmuş bir olay. Evet. Ben kuzenlerimle birlikte büyüdüm. Yani benim mucize bebeklik gibi bir durumum yok. Hatta beni erkek beklemişler, kız gelmiş. İşte yok. Sen fazla dinlemişsin ki bir erkek gibi gelmişsin. Efendim evet. Nazlıcığım. Kıyafetin hakkında yorum yapmaya bile gerek duymuyorum. Bir, çıt çıtların yamuk. Böyle geliyor saçın. Teşekkür ederim. İki, çantan yamuk. Podyuma çıkıyorsun, çantanı düzeltmemişsin. Üç, ceketin şortundan kısa. Çünkü o dengesiz kesim. Bakarsan göreceksin, orantılı bir kesimi beni yok. Beni ilgilendirmiyor dengesiz kesim. Şortundan daha uzun olmalı. Bu bir kural, giyim kuralı. Teşekkür ederim. Başka hiçbir şey eleştirmeye bile gerek yok. Teşekkürler. Yani. Nihal. Benim aksine stilistini başarılı buldum bu sefer. Teşekkür ederim. Nazlı, Yayla. Ceketi şortundan kısa olmuş. Onun biraz yani bir tık daha şu kadar uzun olsa iyi olurdu. Güzel, güzel olmuş. Teşekkür ederim. Hazır mısın Melisa? Evet. Geçebilirsin. Bol şans. Senin hafızanla ilgili bir problemin mi var? Ne gibi? Biz bir gün önce veya birkaç gün önce söylediğini sonra iki gün sonra hatırlamıyorsun. Ne gibi? Hatta sabah söylediğini akşam hatırlamıyorsun. Ne gibi Kemal Bey, buyurun. Ne gibi söyleyeyim?
stylist mevzusunda şiddetle karşı çıktın, stylistin olduğuna dair. Sonra evet stylistim var dedin. Neden en başından stylistin varsa karşı çıktın? Bakın düzenli bir styling değil bu. O 5 parça ürün için ödenmiş bir şey. Fark etmez, düzenliden bahsetmiyor kimse zaten. Ve bu ücretli tutulmaya girdiğini 2 parçanın gerçekten bilmiyordum. Benim stylingden mantığım ayakkabıdan çantasına kadar bir araya getiren kişi diye düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Ne için o para verdin o zaman? Ha? Neden için o dedin? Ya onun butiğinden aldığım... Hem elbise o dedin hem 8 parça ürünü bütünleştirdi. Yani bu pantolona, bu kazak, bu gömleğe, bu etek gibi. Ve 1500 ne için verdin? İşte bunları yan yana getirip hani hangisini hangisiyle kullanacağını söylemem. Benim ekstra ücretime giriyor dedi. Yani ne için? O ismi ne onun? Styling. Şimdi zaten en başından sana sabah öğlen yüklendiklerinde, ilk programın başında yüklendiklerinde ben seni savundum. Çünkü bizim formatımızda bunun yasak olduğuyla ilgili bir durum yok. Rahat, herkes istediği gibi giyinip buraya gelebilir. Sonuçta stylist de giydirse son kararı sen veriyorsun. Beğenmediğin bir şeyle çıkar mısın buraya? Ha. Peki seninle ilgili ben 2-3 haftadır senin üstüne gelindiği zaman seni sürekli savunan bir insanım ben. Peki sana yine seninle ilgili gerçek bir yorum yaptığım zaman neden haddini aşan tavırlar ve hareketler içerisinde bulunuyorsun? Rahatsız oluyorum dediğiniz için burada o kadar çok geriliyorum ki arka tarafta Kemal. Yani sevilmediğimi hissediyorum yoğun dozajda. Sizden de bu gelince hani sevilmiyorum gideyim mantığıydı o. Bir anlık... Öyle bir şey yok. Yani burada zaten bizim sizi sevmemek gibi bir durumumuz yok. Biz hepimiz size karşı nötrüz. Onlar da siz kendi içinizde de birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz zaten. Saygı duymak zorundasınız. Saygılı konuşmak, saygılı davranmak zorundasınız. Ve sen hoşuna giden şeyleri alkışlayıp hoşuna gitmeyen şeylere şiddetle karşı çıkıyorsun. Bu doğru değil. Ben bunu söyledim sana. Ben bu tarz hareketlerden hoşlanmıyorum. Kimse hoşlanmaz. Bir tek ben değil. Ki ben çok adaletçi bir adamımdır burcum gereği. Hiç haksızlığa gelemem. Çoğunlukla bugüne kadar sana yapılan, senin üzerine gelindiği zaman seni hep savundum. Ve tasvip etmiyorum bu tarz atarlı hareketlerini. Özür dilerim Kemal Bey. Rica ederim. Üstündeki, başındaki şeyleri de araba fuarında mankenlik için çok sıkıcı buldum. Hı hı. Eğer bir stylist bunu yaptıysa çok başarısız. Hayır, Sen yaptıysan da başarısız, fark etmez. Ayakkabıların kötü, çantan kendi başına çok güzel ama o kombine değil. Bir de file çorap dedik diye sürekli file çorap giymeye başladınız bu sefer de. Bundan da hoşlanmıyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi Melisa üstündeki ceket önü fazla böyle açılıp kullanılan bir ceket değil o. Çünkü arkada onun şeyi var, esprileri var. Bak onu önünü biraz kapa böyle, getir belinden. Dön bakayım arkanı şimdi. Yani bu böyle önü kapalı, mesela sırf belin kapalı olur, alt tarafı biraz açık olur, üst tarafı biraz açık olur. Hatta içine hiçbir şey giymeden de giyebilirsin. Dekolte kullanırsın, fermuarlarla oynarsın. Bu şortun, bu gömleğin üstüne o ceketin olmamış. Bir ceketini istersen hemen çok çabuk çıkar. Hani böyle... Yani böyle de bir anlamsız buldum orası için. Ben de ayakkabılarını beğenmedim. Bu çantaları zaten artık görmek istemiyorum. Hepinizde var birer tane. Yani orası için iyi olmamış. Orada çünkü sen mankenlik yapacaksın. Arabayı teşhir ederken önce sen dikkati çekeceksin. Sonra arabaya bakacaklar değil mi? Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Melisa'cığım, ben kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Böyle bir kelime oyunu oynuyoruz sürekli seninle. Hah, böyle değil böyle. Şöyle söylemek istedim, böyle söyledim. Hepimiz zekaya gayet yüksek. Üzerindeki parçalar enteresan ama
bluzunun yanlış buldum. Keşke o kadar hareketli bir şey giymeseydin. Ben de konsepte göre çok klasik buldum. Ayakkabı da sevmedim. Ve stiletto oldu. Düşün yani. Düşün. Stiletto da beğenmedim. Ona rağmen yani. Melisa evet. Günün son yarışmacısı. Son kararları veriyorsunuz bugün için. Öyle mi? Kuş öldü baby. Teşekkür ederim. İvana. Tarz olmayan kişi ne diyoruz? Tarz olmayan kişi ne diyoruz? Rüküş. Yok, tarz değil. Daha düz bir mantık. Ay ne kadar sevimli bu İvana. Günün yani son saati. Ay ne sevimlisin arkadaşım. Canım sevimli değilim ben sadece. Canım. Doğrusunu da doğru yapıyorum. Solistim. Sevimsiz. Bak sen bana aşk boyun demedin. Ondan dolayı ben böyleyim. Dediniz yahu. Kendimi ısıracağım. Aşk demedin. O parmağı uzatacak mısın yoksa? Keserim. Aşk. Aşk. Aa ragione diyorsun he. Ne oldu sana böyle kız? Vallahi şimdi şalı alıverecek bir kadı karısına bağlayacak vallahi göreceksin. Vallahi şalı bir alacağım. Bana verecek misin? Ay çıkarıyorum artık. Bana onu ver. Güzel bir kapanış yapalım. Artık. Yeşil de bir ayrı durdu. Yeşil bağla mora karşı. Bağlasana. Sanki saçını başını yolmuşsun. Bu ne Allah aşkına bunu bana bir açıkla. Ne oldu sana? Salim bugün yok mu? Yani ben bir kapşon taktım maşallah peş peşe herkes taktı. Zeynep takmış ben de takmalıyım hemen dedim zaten. Gözlerimi koyu istiyorum. Sen dedin ki ama hepimiz aynı olacağız o zaman ben yaptım. Dedim ki Zeynep dedim ben zaten Gülay, içini bir anda... Gülay sana yazıklar olsun gerçekten. Yaşında bir bayansın kendine gel. Sen kendine gel. Söylemediğim şeyleri burada söylemiş gibi söyleyemezsin. Gülay sen de haddini bil. Senin o sinsi bakışların hepsini yakalıyorum ben. Haddini bil. Tekrarlıyorsun kendine. Korkunç bir ötesi görünüyorsun. Vallahi atara atar, gidere gider. Sanki arkadaşının nişanlına gidiyorsun orada bir koca bulurum diye. Aa, ben de çok istiyorum. Ay. Biz de çok istiyoruz. Bir yılan dansı yapardık. Evet yaparım. Sıradan her yerde var bunlar. Aç bakayım şu ceketini. Hazır mıyız? Sen hatanı kabul et, aynanın karşısına geç ve kendi gerçeğini gör. Bence sen bunu yap. Aa. Gerçekten zor nefes alıyorum. Bu konu kapansın. Az sonra sevgili izleyiciler, 1000 liralık çekin sahibinin kim olduğunu öğreneceğiz. Puanlarını verdi jüri üyelerimiz tabii ki aynı zamanda. Ve de yıldızlara bakacağız. Kemal bu arada tarz mı değil mi? Onu ben da... söyledim ama duyulmadı galiba. Hı-hı. Bugün tarz duydum. Değil. Duydum. Sadece müsaadenizi bekliyordum. Teşekkür ederim. Ben görmedim. Seni yerine ben alabilirim. Ben bakayım aynı. Yıldızları görelim bugün. Kimler yıldız aldı? Yıldızlar. Şaka. Kabus bir gün geçmiş. Nihal. Nazlı ve Armila, sizleri tebrik ediyorum ve dönüyorum. Sevgili jüri üyelerim, sadece 3 yıldız vermişsiniz. Bugün çok cimriymişiz. Peki çek kimin olacak? Nur açıklayacak. Onda da benim, trak da benim, gözler üstünde, bu tarz benim. Moda da benim, trak da benim, gözler üstünde. Bu tarz benim, bu tarz benim.